Bizim geleneksel hale gelen zaten her yıl düzenlediğimiz turnuva var ve her yıl turnuvamızı da demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren bir arkadaşımıza adıyoruz. Bu yılda 2017 yılında Ahmet'te Nevroz'da katledilen Kemal Korkut anısına bir turnuva düzenledik. Turnuvamızın amacı her yıl değişmekle birlikte, sloganı, mesajı her yıl değişmekle birlikte bu yıl bağımlılığa, özel savaşa ve her türlü gençliği yozlaştıran politikalara karşı dikkat çekme, biraz örgütlülüğümüzü güçlendirme adına turnuvamızı düzenledik. Dediğim gibi bu yılda Kemal Korkut adına turnuvamızı düzenledik. Açıkçası tüm iktidarlarda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de devlet ve iktidar aydınlık, düşünen, sorgulayan, mücadele eden bir gençliğin olmaması için her türlü politikayı devreye koyuyor. Biz bunu uzun tarihi süreçlerden de biliyoruz. Ancak son yıllarda bu özel savaş politikalarının çok fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle son 20 yılda diyelim yeni bir nesil yaratma iddiasıyla gelen bir iktidar var. Dindar nesil yaratacağız. Aslında dindar nesil yaratacağız derken iktidara biat eden, kendi politikalarını sorgulamayan, bu anlamda kendilerine göre bir gençlik ve dönem kuşak yaratmak istiyorlar. Son yıllarda açıkçası bu yönlü yönelimlerin, saldırıların çok fazla olduğunu gözlemledik. Neden? Çünkü artık itiraz çok fazla gelişmeye başladı. Toplumun her kesiminden, kadından, gençlikten, toplumun diğer kesimlerinden çok ciddi itirazlar gelişmeye başladı. Ve bu itirazların en dinamik gücünün de gençlik gücü olduğunu görüyoruz. Biz tüm dünya devrim tarihlerinde olduğu gibi Türkiye'de de veya Kürdistan'ın kendi mücadele tarihinde de gençliğin çok aktif bir rol oynadığını biliyoruz. Tam da bu nedenle, bunu engellemek amacıyla gençliğin siyasete olan ilgisini, politikaya olan ilgisini, aslında kendi yaşamını düzenlemeye dair söz ve karar kurma yetisini elinden alma amacıyla çok ciddi bir özel savaş politikası yürütüyorlar. Bunları ne yoluyla yapıyorlar? Biraz belki bunu açmak gerekir. Şu örnekle aslında başlayabiliriz. Çok yakın bir zamanda kamuoyunda da çokça tartışılan, işte terörist olacaklarına ya da siyaset yapacaklarına gitsinler, fahiş olsunlar ve benzeri gibi söylemler bu devletin ya da hükümetin yetkilileri tarafından da dile getirildi. Yani mevcut hükümet veya iktidar sorgulayan, itiraz eden, kendi yaşam koşulları için mücadele eden veya bu yaşamı kendileri inşa etmek isteyen gençliğe karşı direkt bir terörist yafta yapıştırmak istiyor. Belki de özel savaş politikasının en büyük etkisi bu. Bugün Türkiye'de düşünürsen, konuşursan, sorgularsan, itiraz edersen hemen terörist yaftası yiyorsun. Bu en başta gençlik üzerinde olduğu gibi aslında tüm toplumda da çok ciddi bir korku iklimini oluşturmayı amaçlıyor. Böyle tanımlayabiliriz. Bunun elbette ki kendi içinde özel yöntemleri de var. Son dönemde çokça karşılaştık. Genç kadın cinayetleri. Mesela son dönemde artan genç kadın cinayetlerine ya da intiharlarına baktığımızda mutlaka bir üniformalı şiddetinin altında yattığını görüyoruz. Devletin polisi, askeri, özeltimi ve benzeri korucuları eliyle sistematik bir tecavüz geliştiriliyor aslında. Genç kadına, bedenine, ruhuna, düşüncesine bir bütün bir saldırı söz konusu. Bununla yapamadıklarını uyuşturucuyla düşürmek istiyorlar. Uyuşturucuyla yapamadıklarını korkuyla düşürmek istiyorlar. Korkuyla yapamadıklarını tutuklayarak, yok ederek veya katlederek yapmaya ya da başarmaya çalışıyorlar. Bu anlamıyla özel savaş politikasını çok kapsamlı ya da çok geniş bir konsept olarak ele alabiliriz. Bunun işte ajanlaştırma boyutu son dönemde çok fazla dile geldi. Veya gençlik meclisi üyelerimizin kaçırılıp zorla itirafçılığa zorlanmaları, ajanlığa zorlanmaları bunların bir ayağıdır. Yine bununla birlikte dediğim gibi özellikle genç kadınlar üzerinde Kürdistan'da mesela son dönemde kafelerden tutalım kahvelere ve benzeri genç kadınların bilinçli bir şekilde hedeflenip düşürüldüğünü biz görüyoruz ve adım adım kendi toplumsal gerçekliklerinden uzaklaştıklarını, adım adım siyasi duruşlarından veya mücadele güçlerinden düştüklerini, son kertede de yaşamını verecek kadar aslında bir batağa saplandıklarını görüyoruz. Biz de bu turnuvayla aslında uzun zamandır yürüttüğümüz bağımlılığa karşı sen de Ses Ol kampanyasından tutalım, birçok kampanyaların bir devamı olarak ele alabileceğimiz bir aşamadır gerçekleştirdiğimiz turnuvada. Evet, şimdi aslında spor alanı iktidarlar tarafından çokça suistimal edilen bir alan.
Deyim yerinde ise insanların yaşamını güzelleştirmek için aktiviteler oluşturma amaçlanırken, diğer yandan tamamen gençlerini, beyinlerini uyuşturmak amacıyla kullanılan bir spor dalı. Özellikle futbolu tercih etmemizin bir nedeni de bu. Aslında futbolun sadece işte çok izlediğimiz futbolda yaşanan şiddetten ibaret olmadığını, sadece holiganlıktan ibaret olmadığını ya da kaba bir rekabet olmadığını, bunun da yaşamsal bir ayağının olduğunu, toplumsal bir alan olduğunu göstermek amacıyla futbol turnuvasını tercih ettik açıkçası. Elbette sadece top oynamıyoruz. Örneğin bu yıl 10'dan fazla kente futbol turnuvaları gerçekleştirdik. Bu turnuvalarla birlikte çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Toplumsal cinsiyetçilikten tutalım özel savaşa, bağımlılığın yöntemlerinden tutalım gençlik mücadelesine veya siyasete kadar, kültürden siyasete kadar aslında birçok geniş alanda çeşitli etkinlikler, gösteriler, şölenler, atölyeler ve benzeri çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu sayede aslında bir araya gelerek kendi gücümüzü de görüp örgütlülüğümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Zaten tarihten bu yana hep gençlik öncülüğünde bir şeyler değişti, gelişti. Yeni fikirler, fikriyatlar her zaman gençlik üzerinden doğal olarak ortaya çıktı. Ve yeni bir fikrin, yeni bir yapının ortaya çıkması onlar için büyük bir tehlike. Bunun için gençliğe çok ciddi bir yönelim söz konusu. Bizim de gençlik düzeyinde gerçekten çok ciddi bir bilince sahip olduğumuzu düşünüyorum. Normal diğer işte sistem içerisinde kaybolmuş gençliği baz alacak olursak, evet gerçekten Kürt gençliği birçok şeyi sorgulayabilen, haklarının farkında olan ve gerçekten bunun için mücadele eden bir gençlik. Buna yönelim de doğalında buradan doğuyor aslında. Evet, bugün ekonomik kriz, sosyal yaşamın yok olması belki evet Türkiye'nin ve Kürdistan'ın her yerine yayılmış bir durum ama Kürdistan'da bu özel olarak yapılan bir şey. Şimdi gençlerimiz burada herhangi bir sosyal etkinlik dahi hiçbir şey yapamıyorlar. Yani yine belki diğer illerde bir konserde, bir festivalde buluşabiliyorlar ama Kürdistan'da bu mümkün değil. Yani gençler sadece işte hizmetkar olarak kullanılıyorlar, emekleri sömürülüyor. Hiçbir şekilde bir sosyal aktivite yapamıyorlar. Sosyal yaşam yok olmuş düzeyde. Artık gerçekten kapının önüne çıkıp bir nefes almak bile lüks bir duruma gelmiş bulunmakta. Biz bu turnuvayı düzenlerken gençleri aslında biraz daha sosyal aktiviteye aktarma, onların aslında işte o hizmetkar durumdan, o geleceksizlik inancından biraz çıkarmaya çalıştık. Hem bağımlılığa karşı bir mücadele veriyoruz, hem de gençlerle beraber etkinlikler yaptık. Turnuva boyunca halaylar çektik, gençlerle direkt temas halinde bulunduk, sorunlarını dinledik, onlara ön açıcı şeyler önerdik, sunduk. Onlar da keza kendi sorunlarını direkt gelip bize anlattılar ve gerçekten her biri de umutlarının HDP'de olduğunu, HDP Gençlik Meclisi'nin ne kadar iyi çalıştığını gördüklerini, özellikle son zamanlarda artık bir şeylerin değişebileceklerine inandıklarını söylediler. Bugün burada da yani belki hiçbir gencin gerçekten Kürdistan'da şu süreçte sahip olamayacağı bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Yani gerçekten bizim tatil anlayışımız budur. Arkadaşlarımızla gelip kendi doğamızda, kendi ülkemizde, memleketimizde rahat rahat yaşayabilmek, suyunu içebilmek, toprağında rahat dolaşabilmektir bizim için tatil. En azından bunu gerçekleştirebildiğimize inanıyorum. Metropol'den de arkadaşlar geldi çünkü. Hepimiz çok memnunuz kendi ülkemizde olduğumuz için, kendi topraklarımızda. Burada çalışmalar yürüttüğümüz için çok mutluyuz. Bugün Silopi'de olduğumuz için hepimiz çok mutluyuz. Bir genç kadın olarak gençlere çağrım kendi haklarının farkında olmaları ve umutlarını yitirmemeleri. Her zaman umut dolu olmaları. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı aslında. Şey kesindir yani iktidarın gideceği, AKP'nin gideceği, AKP, MHP, faşizmin artık son bulacağı kesindir. Orada hiçbir şey yok, nettir. Söyleyebileceğim şey, bundan sonra seçimi dahi değil de seçimden sonraki gelecek sistemi nasıl oturtturabiliriz, nasıl kendimize yönelik şeyler yaratabiliriz, gençliğin aslında geleceğin teminatı değil de geçmişin, şimdinin ve geleceğin aynı zamanda öncüsü olduğunu o sisteme yerleştirmeye çalışmak. Amaçları bu olmalı.